Tekirdağ Tarım Orman İl Müdürü burada. İşte Süt Üreticileri Birlik Başkanı burada. Gıda Müdürümüz burada. Süleyman Paşa Müdürümüz, Müdür Yardımcılarımız, herkes burada. Evet, Tekirdağ içerisindeyiz şu anda. İşte Şerif Bey sütlerini dağıtıyoruz. Evet, Süt Üreticileri Birliği. Evet. Sayın Oktay Öcal. Evet, merhabalar. Tarım İl Müdürlüğü ve Süleyman Paşa Süt Birliği ile beraber bugün 1 Haziran Dünya Süt Günü olması hasebiyle süt içiminin artılması ve sağlıklı olduğunu tekrar 7'den 70'e herkese anlatma adına böyle bir etkinlik düzenlemiş bulunmaktayız. Burada çocuklarımıza, buraya gelen müşterilere bir sütün önemini anlatmaya ve onların bu sütü tüketimini daha fazla yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Sağ olsun bu konuda destekleriyle Süleyman Paşa Süt Üreticiler Birlik Başkanımız Şerif Başkan bize de destek oluyor. Beraberce bunu her sene olduğu gibi organize etmeye çalışıyoruz. Süt bizim için 7'den 70'e, en küçüğünden en büyüğüne, bütün insanımız için faydalı bir ürün. Önemini anlatmaya gerek yok. Anne sütünden başlayarak bütün ömrümüz boyunca biz bu sütü tüketmekle hem zorundayız, vücudumuz için bir ihtiyaç. Biz herkese süt içmelerini, çocuklarına, büyüklerine, küçüklerine içirmelerini tavsiye ediyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz Ersin Bey. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet, değerli başkanım. Teşekkür ederiz. Süt deyince herkesin aklına siz geliyorsunuz. Evet, sağ olun. Sevgili müdürüm daha önce söyledi. Bugün Dünya Süt Günü. 1 Haziran Dünya Süt Günü. Birleşmiş Milletler'in bugün Dünya Süt Günü ilan etmesi herkesin sütün ne kadar önemli olduğunu onlar anlatıyor. Ben sütün üretimini, önemini anlatmak için burada şey yaptım. Süt ve süt üreten insanımız maalesef son yıllarda para kazanamıyor. Para kazanması için devletimizin desteklerini arttırması, efendimizin bizim de biraz çaba sarf etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle bugün Dünya Süt Günü tekrar hayırlı olmasını, tekrar kazanıp da üreten üreticimizin çok daha fazla iyi günlere görmesi dileğiyle hayırlı olsun diyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet, Sayın Kamil Bey. Evet. Öncelikle Sayın Başkanım ve Sayın Müdürüme çok teşekkür ederim. Böyle bir günü bize kurama fırsatı verdikleri için. Süt bildiğiniz gibi doğuştan itibaren her canlının ihtiyaç duyduğu çok değerli bir gıda maddesidir. Bu tabii doğuştan itibaren son dönemine kadar insanların her aşamasında süt tüketmeleri gerekir. Tabii tüketirken de sağlıklı tüketmek lazım. En önemli tüketim formu içme sütü olur. Ama biz Türk milleti olarak bunu şekillendirip işte yoğurt, peynir olarak tüketiyoruz. Avrupa ülkelerinden çok gerideyiz tüketiminde, süt tüketiminde ama içme sütü olarak gerideyiz. Diğer konuda onlarla beraber 250 kilo yıllık süt tüketimimiz var. İşte bunun önemli olan süt tüketirken çok kaliteli şekilde hayvanda elde edip bunu insanlarımıza sunmak çok önemli. En önemli şeylerimiz, aşamalarımız veya denetimlerimiz bunu da devam etmektedir. Önemli olan vatandaşımıza güzel, iyi, sağlıklı süt tüketimini gösterebilmek, onlara sağlıklı, güvenilir süt tüketmesini sağlamak. Bizim görevimiz bu. Ben sizlere de bunu bize destek verdiniz. Teşekkür ederim. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Dünya Süt Günü kutlu olsun. Evet. Evet müdürüm. Kerem Bey. Kerem Bey gel bakalım. Sırayla. Evet. Bugün 1 Haziran Dünya Süt Günü. Evet. Evet. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından 1 Haziran her yıl Dünya Süt Günü olarak kutlanıyor. Biz de Tarım İl Müdürlüğü olarak burada bu farkındalığı arttırmak için, tüm bilinin tüketimini arttırmak için böyle bir etkinlik düzenledik. İşte süt mucizevi bir gıda, 7'den 70'e, hatta bebeklikten ölüme kadar her anda herkesin tüketmesi gereken mucizevi bir gıda. İçerisinde vitamin olsun, protein, karbonhidrat yeterli ve dengeli miktarda biriktiriyor. Hayatın her alanında, her zamanında tüketmemiz gereken bir gıda. Onun farkındalığını arttırmak için burada bir yeteneğimiz var. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Evet, Sayın Süleyman Paşa, Tarım İlçe Müdürümüz. Evet. İnsanlığın var olmasından beri süt en temel gıda maddelerinden biri olmuştur. Bu sebeple de biz de ülkemizde insanların beslenmesini, iyi gelişmesini sağlayabilmemiz için 7'den 70'e herkesin süt içmesini sağlamalıyız. Avrupa'daki ortalama yıllık süt tüketimine yaklaştırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle herkesin Dünya Süt Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet, biz şimdi süt dağıtım bunu yapan arkadaşlarla birlikteyiz. Evet, kendileri de bir şey yapıyorlar. Evet,
sağlıklı hayvanlar için veteriner lazım değil mi hocam? Evet. Gel bakalım hocam. Gel hocam gel. Gıda mühendisi, hem ziraat evet. mühendisi, hepsi bizim için hepsi önemli. Var değil mi? Evet. Sayın hocam. Denetçisi. Sağlıklı süt içmek için öncelikle çocuklarımızı alıştırmamız gerekiyor. Sağlıklı süt içmemiz gerekiyor. Çaydan daha fazla içmemiz gerekiyor. Sütü. Evet. Yani. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sen teşekkür ediyoruz Ersin abi. Ya. Sağ olasın. 1 Haziran Dünya Süt Günü. Evet. İşte standlar ihtiyacı kadar al geleceği çöpe atma. Evet. 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 Şu anda Tekirada'yız. Tekirada AVM'deyiz. Evet. Bugün 1 Haziran'dan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız dün evet artık biraz daha her şeyi normalleşti. Normalleşme ile birlikte insanlarımız daha bir Beraber